Elazığ merkezde meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen 6.8'lik deprem sonrası ülkemizin dört bir yanından yardımlar depremzedelere ulaştırılıyor. Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç da Elazığ'daki deprem mağduriyetinin giderilmesi için hazırladığı yardım tırı Kayseri'den Elazığ'a yola çıktı. Depremle ilgili açıklamada bulunan Sedat Kılınç, Elazığ'daki depremde inşaat şirketlerine büyük görev düştüğünü ifade etti. Elazığ'daki deprem için öncelikle hem Elazığ'a hem Malatya'ya hem ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Ölenlerimiz var. Ölenlerimize Allah'tan rahmet. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da bir an önce Allah'tan şifalar diliyoruz. Tabii biz de memleket olarak Elazığlıyız. Memleketimize bu dönemde destek olmak zorundayız. Kendimizi bu noktada zorunda hissediyoruz. O yüzden bir yardım tırı hazırladık. Burada özellikle şu anda çadırda yaşayan, ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtılmak üzere bir yardım tırı hazırladık. İnşallah birazdan yola çıkacak. Ve ekibimiz de sağ olsun Sedat Kılınç İnşaat'ın personelleri de bu organizasyona katıldı gönüllü olarak. Arkadaşlarımız da oraya gidecek. Biz de bulunacağız inşallah. Elazığ'ımıza gidip hem onlara maddi manevi destek olmak durumundayız. Gidip desteğimizi göstereceğiz. Bugüne kadar tabii birçok bu tarz projelerde destek olduk. İş adamlarının aslında ülkesine olan, vatanına olan bir borcu bu tarz destekler olması gerekiyor. Bu ülkede kazanıyoruz, bu ülkede çalışıyoruz ve bu ülkede kazandığımızı her alanda bu ülkeye de tekrar yatırmamız veya bu ülkeye kazanımlarına destek olmamız gerekiyor. Elazığ'ımızda böyle bir deprem oldu. Biz de inşaat sektöründeyiz. Öncelikle bu tarz depremlerde can kaybının olmaması için birkaç şey söylemek istiyorum. Eski yapılarımız var. Eski yapılarda maalesef depreme dayanıklılık yeteri seviyede değil. 2002 yılından önceki deprem yönetmeliğinde yeterli kontroller sağlanmadığı için eski yapıların bir an önce yenilenmesi gerekiyor. İnşaat sektöründe en çok önem verilmesi gereken kentsel dönüşüm olayı. Ki bu yapılar, eski yapılar, riskli yapılar özellikle bir an önce dönüştürülmesi lazım. Bu vesileyle can kaybı en azından depremlerden 6.8 büyüklüğünde bir depremde can kaybının olmaması gerekiyor. Aslında binaların yıkılmaması gerekiyor. Ufak hasarlarla atlatılması gerekiyor. Bu da işte ülkemizin bu noktadaki gerçeğini aslında hepimize göstermiş oldu. Öncelik olarak inşaat sektörü ve devlet kurumları, belediyeler, Çevre Şehircilik Bakanlığı bu noktada harekete geçmesi lazım. Yeni yerleri imara açmaktansa eski yapıları değiştirerek, eski yapıları yenileyerek daha dayanıklı, daha sağlam binaları ülkemize, şehirlerimize kazandırmamız lazım. Bu vesileyle depremde can kaybının, seviyedeki can kaybının önüne geçmiş oluruz. Bu noktada tekrar altını çizmek istiyorum. Kentsel dönüşüm şu an için ülkenin gündeminde olması lazım. Özellikle deprem hatlarının, deprem fay hatlarının olduğu bölgeler, birinci derecede deprem bölgelerinde İstanbul burada en fazla nüfusun olduğu şehir olarak o başta geliyor. Ülkemizin her deprem kuşağındaki her bölgesinde bunu dikkate alarak kentsel dönüşümle eski yapıları yıkmamız gerekiyor. Bugün Elazığ'da, ileride başka şehrimizde de başımıza gelebilir. O yüzden öncelikli tedbir bu noktada olması lazım. Biz de bir Elazığlı olarak memleketimize olan görevimizi yerine getiriyoruz. Oradaki şu anda çadırda yaşayan birçok insan var. Artçı depremler devam ediyor. Bu noktada evlerine giremiyorlar veya evlerinde hasar olanlar var. Onlara destek olmak amacıyla böyle bir tır hazırladık. İnşallah yola çıkarıyoruz. Öncelikle Allah kabul etsin. İnşallah oradaki insanların yaralarına bir mevziye de olsa bir merhem olur, bir katkımız olur diyorum. Teşekkür ederim. Neler var efendim? Yardım kurumuzun içerisinde.
yardım turumuzun içerisinde gıda malzemeleri, kuru gıda malzemeleri yani paketler var. Onun harici mont, özellikle havalar soğuk malum, kış aylarındayız. Montlarımız var, battaniyelerimiz var. Bu şekilde üçlü paket şeklinde ailelere ulaştıracağız inşallah. Hem kış aylarında üşümemelerini hem de gıda ihtiyaçlarını karşılamak adına böyle bir